Şimdi yapmanız gereken işlem şu şekilde. E, Midcam programına girdiğinizde daha önce bir deneme yaptıysanız cihaz kurulumu ile ilgili e, burada cihaz bu şekilde ekrana geldiyse öncelikle bunu buradan silelim. Kurulumu sıfırdan deneyeceğiz. Şuradaki ayar simgesine tıkladığınızda en altta delete DVC cihazı sil. OK diyerek bu cihazı silip sıfırdan başlayacağız. Ekranımız tamamen boş olacak. Cihazımızı açma kapama anahtarını açıyoruz ve Wi-Fi anahtarımızı da açıyoruz. Yaklaşık bir dakika bekliyoruz. Bu e, telefonumuzun Wi-Fi aratma bölümüne girdiğinizde bu sinyalin burada görünmesi gerekiyor. Eğer sinyal görünmüyorsa cihazı reset atmanız gerekir. Daha önce de bir kurulum denediyseniz yine de e, sıfırdan kurulum için cihazı tekrardan resetleyelim. Buradaki tuşa 10-15 saniye basılı tutarak. Cihazımızı resetleyebiliriz. Şu anda e, Wi-Fi aratma bölümünde cihazımız sinyali göründü. Aynen modem gibi e, modeme bağlanır gibi yani Wi-Fi ağına bağlanır gibi üzerine tıklayıp öncelikle buna bağlanıyoruz. Bu kısma bağlandıktan sonra e, programımızın içerisine giriyoruz. Cihaz eklensin mi diyor. OK diyoruz. E, Cihazımızı ekrana aldı. Üzerine tıklayıp çalıştırmak istediğinizde cihaza bir şifre atamanızı istiyor. Burada set kısmına tıklayarak buradaki şifreleri öncelikle siliyoruz. Buraya 1 2 3 4 5 M 1 2 3 4 5 M ben kendi isminin baş harfini koydum. Siz de kendi isminizin baş harfini koyabilirsiniz. Yani 5 rakam ve bir harften oluşacak. Bunları buraya yazdıktan sonra confirm diyerek şifre atama işlemini bitiriyoruz. Şimdi şifre atama işlemi tamam. Şimdi Wi-Fi'ye geçiş yapacağız. Bunu nasıl yapıyoruz? Cihazda tekrar tıklayıp çalıştırmak istediğinizde şu an bak arka planda cihazım açıldı görüntü olarak ama burada bize soruyor ki Wi-Fi kurulumu yapacak mısınız yoksa cihazı sadece yakın bağlantı modunda mı kullanacaksınız anlamında bir soru soruyor. Buraya OK dediğimizde bizi menüye yönlendiriyor. Ayarlar menüsünde en üstte Wi-Fi name yazan, test Wi-Fi yazan yere tıklıyoruz. Telefonumuz çevredeki Wi-Fi'leri arattırmaya başlıyor. Burada sizin evdeki ya da işlerinizdeki artık her ne neredeyse modeminizin ismi burada görülecektir. Şu anda Wi-Fi cam yazan isim benim modemime ait. Buna tıklıyorum. Modemi ismini buraya aldı gördüğünüz gibi. Şimdi pasport kısmına da modeminizin şifresini yazacaksınız. Modem şifresini de yazıyorum. Evet modem şifremi de yazdıktan sonra sağ üst köşeden Confirm diyerek modem kurulumunu başlatıyoruz. Şimdi bakın buradaki sinyal ünlem işareti gösteriyordu e, Wi-Fi simgesinde. O simge oradan gitti. Şimdi telefonumuzun Wi-Fi aratma bölümüne girdiğimizde artık e, Midcam'e ait sinyal burada görünmeyecek. Çünkü artık o sinyale ihtiyacımız yok. Bu sinyal artık burada görünmeyecek. Yaklaşık 1-2 dakika sonra programa girdiğinizde bu sayfayı aşağıya doğru çekip bıraktığınızda pardon bu bunda yenileme yapılmıyordu. Ee, tıklayıp çalıştırabilirsiniz kamerayı. Şu anda e, modeme bağlı olarak çalışıyor. Geri gelelim. Tekrar girelim programa. Evet şu anda gördüğünüz gibi şu anda modem kurulumunu bitirdi. Ve uzaktan izlemek için hazır durumda. Kurulum işlemimiz bu şekilde yapılması gerekiyor.